Önceki gün önemli bir gündü. Neydi peki önemli? Ha? Ben de sorumu. Siz onun hakkında neyi bildiniz ki bunları? Neyse ben söyleyeyim. Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 72. yıl dönümüydü. Buna bağlı olarak da şunu da söyleyeyim. 12 Mart'ta ne olmuştu? Yiğitler Marşı'nın kabul edildiği o mübarek gündü. Evet arkadaşlar. Size Akif'in hayatını anlatmaya öğrenim hayatından başlayacağım. Öyle bir anlatacağım ki adeta her şey gözünüz önünde işte burada canlanacak. Neyse uzatmadan başlayayım. Malum süre kısıtlı. Akif'in öğrenime başladığı yıllarda eğitimde mektep medrese çatışması vardı. Yani eğitimde ikilik vardı. O zaman bir rahatsız nerede? Garibim Akif bu çatışmadan nasibini alanlar arasındaydı. Sen bana çok yoruldun. Sen bana bir yorgunluk kahvesi yap geçinmek. Hemen bekle. Neredeydin bu vakte kadar? Sabah köyde kalkıp gitmişsin. Bugün oranın kaydını yaptırdım. Kısmet olursa önümüzdeki perşembe başlayacak. Hayırlı olsun be. Nereye kaydoldun? Nereye olacak? Mülkiye idaresine tabii. Mülkiye idaresine mi? Evet. Buyur kahveni. Sağ ol. Söyle hanım. Diyorum ki. Ne diyorsun? Bizim oğlanın kaydını medreseye yaptırsaydın ya, gittin elin mektebine yaptırdın. Öbür mekteplerde okulandı. İlim değil mi? Hiç o mekteplerde okusan ilimle, medresede okusan ilim değil mi canım? Medresede din ilmi okuturlar adama. Hoppala, benim işimi bana öğretiyor. Sen elin namıyla erkek içine kaçıp oturtur yerde. Dur canım, hemen kızma. Ama şimdi senin öğrettiğin ilimle Fahik Efendi'nin öğrettiğini bilir mi canım? Onunki sıradan ilim. Esfanallah. Olur mu hiç hanım? Allah'ın ilmi birdir, tektir. Saçma saçma konuşma. Fizik, kimya, matematik, sahtesi olmaz. Allah'ın yüce ilmini, kudretini kavrayabilmek için. O bilimlere ihtiyaç var asıl. Aman hey. Ben Akif'in hep sarıklı bir hoca olmasını hayal etmiştim. Sen sarıklı olmadın oldu sanki. Ama neye ayrıldım biliyor musun? Akif bana büyüdüm, çalışıp sevmesem olmaz mı dedi. Ay kıyamam. Görüyorsun değil mi Akif'imi? Çok da düşüncelidir. Sen ne cevap verdin? Fena olmaz dedim. Fena olmaz dedin. Ayol benim Akif'im daha büyük bir çocuk. Bak gene şaka yapıyorsun vallahi. Sen de ne inanıyorsun zaten ya. Ne cevap verdin? Şimdilik buna ihtiyaç yok. Sadece adam bize yardım etmek istiyorsan okuyup sadece adam olmaya bak dedim. Sadece bir adam olmasını istiyorsan medreseye yazdırsaydın ya. Hanım, sen gönlünü hoş tut. Ona lazım olan bilgileri ben elde veririm. Eline sağlık. Afiyet olsun. Oo, namaz vakti gelmiş. Aa, ben camiye gideyim ya. Bey, gitmeden şu minderleri bir kaldırıver ya. Hep evi ben topluyorum, ben çalıştırıyorum. Sen de tüm işleri bana yaptırıyorsun ya. Ne yapayım, kocaman kız yetiştirdik. Nuriye evde yatıyor, kime çektiyse artık. Kesin sana çekmiştir. Kime çekmiştir? Hep sayın. Ya. Tahir Efendi derler. Kalkın üstünde bir gençlik yapıyor. Bildim. Hanımı dururken her sabah kalkıp çocuklarla kahvaltı hazırlayıp okula bile yollarmış hocam. Fena mı efendim? Keşke herkes yapabilse. Hadi hocam, oğlunu medreseye yazdırmaya gücü bile yetmemiş adamın. Öylesi değil efendim. Akif'in ilim öğrenmesi istedi Tahir Efendi. Hocam sen kalk Fatih Medresesi'nde müderrislik yap. Koskocaman ilmiye sahibi başına sar.
Git ondan sonra oğlunu İdadiye'ye yolla. Hiç olacak iş mi bu? Siz Akif'i tanır mısınız? Şu Temiz'in oğlu Akif değil mi? Evet, pek zeki, pek akıllı bir çocuktu. Fakirden parça, babasına merak edersen var. Ya bırak hocam, Arapçayı öğretmek öyle her babaycının harcı değildir. Aman efendim, insaf et. Arapçası pek mükemmel düşman efendim. Şu gelen değil misin Sarık düşmanım? Pek seçemiyorum ama o olsun. O geliyorsa bana müsaade edin. Allah'a sınırlar efendim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam Akif. Bağışlayın, geç kaldım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun Akif. Kimdi, nerede oynadın yani? Oyun değil efendim. Biliyorsunuz, Baytar İbrahim hocamdan da Fransızca ders alıyorum. Geçen perşembe ders yapamamıştık. Onun için etkimize gittim. Oradan buraya gelmek epey zaman aldı. Geç kaldım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun Akif. Lütfen kusura bakma. Asıl ben seni dinlemem. Estağfurullah hocam. Sen hakkını helal edin. Geçen derste ne kalmıştık Akif? Efendim, Mesnevi Şerif'in ikinci elini bitirdik. Üçüne başlayacaktık. Bugün biraz da Fuzuli okuyalım gördüm. Ne dersin? Çok sevinirim hocam. Ben çok severim Fuzuli'yi. Aklımdayken sorayım Akif. Arapça nasıl gidiyor? Peder Bey memnun mu çalışmanda? Peder Beyler gayet memnun. Arapça gayet iyi gidiyor efendim. Bir de şiir var değil mi? Şiir nasıl gidiyor? İşte o. Hepsinden önde gidiyor hocam. Demek şiir hepsinden önde gidiyor. O hala zor Akif. Yarın itibaren Mesnevi yerine Divan-ı Kebir okumaya başlayacak. İnşallah hocam. Lütfedersiniz. Akif, düşünün de bugün Sultanahmet'e gidelim. Seni tanıştırmak istediğim önemli kişiler var. Allah razı olsun hocam. Buyurun gidelim. Buyurun gidelim. Geç kalmayın. Diğerlerin kaderi neyle yoruldu bilmiyorum ama bizim Akif'in kaderi çileyle yoruldu. Akif'in hayatında felaketler üst üste gelir. Önce evleri cayır cayır yanar. Daha sonra dağ gibi babası öylece yataklara düşer. Yavaş babacığım, yavaş. Keşke soğuk içmeseydin. Neren durdun? Ah babacığım, ah. Estağfurullah hocam. Bak sen ileride bu millet için büyük işler başaracaksın.
Hatta hayatın üniversitelerde okullar da tiyatro olarak oynatılacak. İnşallah efendim. Oğlum saat geç olmuş. Bu saatte sen nasıl gideceksin Fatih'e? Fatih Sarıgüzel'de oturuyordun değil mi? Evet efendim, Fatih'te Sarıgüzel'de oturuyorum. Sarıgüzel'de he? Nasıl gidiyorsun peki? Yürüyorum efendim. Akşam eve dönerken öğrendiklerimi tekrar ediyorum. Sabah gelirken de derslerimi talim ediyorum. Sabahları da mı yürüyorsun? Evet, çok değil zaten. 17 kilometre. İyi akşamlar efendim. Rahatsız etmiyorum değil mi? Doğru dedim. Merhaba. Biraz önce Maluk Şurası'ndan Hamdi Bey aradı. Akif'in geçenlerde okul gazetesinde çıkan bir şiirin Musa'sını ona göndermiştim. Pek beğendiğini, gözlerinden öptüğünü söyledi. Akif Bey şiir de mi yazıyor? Bilmiyor musunuz efendim? Hem de çok güzel yazıyorlar. Mahcup ediyorsunuz efendim. Bu kadar ders arasında şiiri nasıl vakit ayırıyorsun? Şaşıyorum vallahi. Efendim, şiir benim yorgunken sığındığım bir limandır. Derslerin yorgunluğunu şiirle gidiyorum. Şiir olmasaydı belki ben olmazdım. Şiir olmasaydı biz olmazdık. Haklısın Akif. Neyse efendim, bana müsaade. Yolumuzun biraz bu akşam. Sarıgüzel'e geçeceğim de. Akif de oraya gidiyordu. Onu da bırakın sen. Beraber gidelim müdürüm. Hay hay efendim, çok mutlu olurum. Hem Akif'le biraz şiir konusunda konuşalım. Başlayalım. Buyurun, çıkalım. İyi günler hocam. Evet. Saat geç olur, ben de geçeyim o zaman. Yıllar su gibi gelip geçer. Akif okulunu bitirir, Baytariye Dairesi'ne göreve başlar. Bu arada da ruhunu doyuran, Akif'i Akif yapan yanına, yani çok sevdiği şiiri ihmal etmez. Demek şiirlerimi beğenmedin. Hayır Akif'ciğim, beğenmedim. Olacak şey mi? Koca Halkalı Ziraat Mektebi Müdürü bensin, sen beğenme. Üstelik adam edip şair yahu. Şair var, şaircik var Akif'ciğim. Kimin için söyledin bunu? Senin için. Bir de şiirden çok anlayan o sevgili müdürün için. Bu kadar mı kötü durum? Bu şiirler bu zamanda ayıptır Akif Bey. Bu kadar mı vahim? Sen bu eski zaman kokulu gazetelerinde olsan olsan bir muallim naci olursun ancak. Ben muallim naci olmam. Peki Mehmet Akif olsam nasıl olur? Bak ben senden 10 yaş büyüğüm. Üstelik senin gibi şehir çocuğu da değilim. Konya'nın bir köyünden geldim İstanbul'a. Ben bu halimde her sabah hukuk fakültesine gidiyorum. Öğleden sonra da SSK'da memurluk yapıyorum. Yetmiyormuş gibi gece yarısı İngilizce, Fransızca ve İtalyanca çalışıyorum. Lisedeyken ben de Fransızca çalıştım. Şimdi de bildiklerimi unutmak için tekrar ediyorum. Ya ne kadar biliyorsun ki unutmayacaksın. Sen şairliği bırak da önce bir dil öğrenmeye bak. Sonra oturur karar veririz. Alim mi olacaksın, zalim mi? Hadi ben kaçıyorum, işim çok. Sen söylediklerimi bir düşün. Tamam düşünürüm, güle güle. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam müdürüm, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? Elhamdülillah, siz nasılsınız? Allah'a şükür Akif. Buyurun, şöyle oturun. Yahu, Cağaloğlu'nla yolun düşmüşken uğramadan edemedim. Hem yeni işinden dolayı bir tebrik edeyim dedim, hem de sana yeni bir iş teklifi yapmak üzere geldim. Allah razı olsun. Hayırdır inşallah. Elbette hayır Akif. Çok sevineceğim bir iş. Ben ve arkadaşlar senin mezun olduğun okulda hocalık yapmanı istiyoruz. Yani edebiyat anlatmanı istiyoruz. Edebiyat olmasına pekala sevindim. Ama hocam biliyorsunuz, ben o okuldan daha yeni mezun oldum. Arkadaşlarım hala orada öğrenim görmekte. Onlara nasıl edebiyat anlatırım? Hiç merak etme Akif, biz her konuda sana yardımcı olacağız. Siz öyle diyorsanız doğrudur efendim, olsun bakalım. Akif, anlat bakalım, şiir nasıl gidiyor? Artık yok efendim. Yok mu? Peki o güzelim şiirler ne oldu? Hepsini yıkmaya karar verdim. Fransızca çok öğrenmeden, dünya edebiyatını araştırmadan bir daha şiir yazmayacağım. Neyse Akif, sen en iyisini düşünürsün. Ben müsaadeni isteyeyim. Biraz sonra Marif'ten Nazır Bey gelecek de. Birazdan ben de çıkacağım. Geçecek günde salgın hastalığı çıkmış da oraya geçmem gerekiyor. Hayır, sen beraber çıkalım. Buyurun. İş böyle yapmaz ya. Niye geç olur mu? Telefoncu yok ki Akif hocam ya. Selamünaleyküm Mehmet abi. Aleykümselam hocam, hoş geldin. Nasılsın bakayım? Sağ olun hocam, Allah razı olsun. Otur. Beni göreceksin diye de korktum ki efendim. Niye Mehmet abi? Hiç gelmediğin oldu mu? Hayır, ama siz böyle geç kalmazdınız ki. Haklısın Mehmet abi. Bugün ilk defa ders vermek için acaba demek gittim. Oradan buraya yürümek epey zaman aldı. Geç kaldım. Hakkını helal et. Helal olsun. Sen ne yapıyorsun? İyiyim hocam. Akşam bazı bölümler vermiştiniz. O bölümler üzerine hazırlandım ben. Aferin sana. Hep böyle ol, tamam mı? Tamam hocam.
Evet Mehmet Ali, bugün Vatan Şairi Namık Kemal'ın şu şiiri okumanı ve mümkünse ezberlemeni istiyorum. Bak dinle. Muhasırım, sabitim, ta can verince halka hizmette, fedakarın kalır, asgari daim kalbi millette. Denir bir gün gelir de, sahi-i feyzi hamiyette, Kemal'in sengi kabri kalmamışsa namı kalmıştır. Aynen. Ne erkek ses değil Mehmet Ali. İşte insan şiir yazınca böyle yazmalı. Gerçekten güzel yazmış. Ama anlamadığım bazı yerleri var. Biraz daha açıklayabilir misin hocam? Bak iyi dinle. Geçen sefer de açıklamıştım. Ölünceye kadar halka hizmette kararlıyım. Milletin kalbinde yalnız fedakarlıklar kalır. Fedakarlıklar hatırlanır. Ve bir gün gelir de şöyle denir. Namık Kemal'in mezar taşı kalmamışsa namı kalmıştır Mehmet Ali. Allah! Hay Allah diyeyim ağzını öpeyim sen. Oh! Mehmet Ali bu ne? Senin mi bunlar? Yok hocam. Bak kaç kere dedim oyuncakla oynamayacaksın. Ben seni adam etmeye çalışıyorum, sen direniyorsun. Gel hocam, şiire geçelim. Bu da sütümüne göndermeden önce yazdığı şiirlerden mi? Evet Mehmet Ali, evet. Onun şiirleri zaten birkaç defa sütümüne göndermeyi ter kendisini. Vah vah. Ben burada anlamıyorum. Yani bu adamın şiirlerinde bu kadar ne var ki sütümüne gönderilecek? Mehmet Ali, Namık Kemal vatanın milletin kalbinde yaşıyordu. Vatanın milletin kalbinde yaşamak çok kötü bir şeydir. Onlara göre tabii ki. Onlar öyle düşünüyordu. Ezberlemek için bende kalabilir mi efendim? Ezberlemek için vereceğim zaten sana. Ama bunu bu gece ezberle, sabaha yırtat tamam mı? Eğer paşa baban bunları duyarsa seni de öldürür beni de. Boş ver hocam ya, bırak paşa babayı. Onların yetişiş şartları öyleymiş. Tıpkı suda yaşayan bir balık gibi. Eğer siz olmasaydınız, belki ben de o balıklardan birisi olacaktım. Sanmam Mehmet Ali, sanmam. Hayır. Sen doğru düşünen bir kafanın baskıya evet demesi düşünülemez. Biliyor musun Mehmet Ali? Vaktim olsaydı hukuk fakültesine yazardım. Çünkü insan haklarını çok iyi bilmeliyim ki onu çiğneyenlerle daha iyi mücadele edeyim. Aslında ben bütün bunları Avrupa'da okumak istiyorum. Hayır Mehmet Ali, hayır! Ne Avrupa'sı? Az bir şey öğrendin hemen gözünü Avrupa'ya diktin. Senin gibiler Avrupa'ya çıkarsa biz ne yapalım ülkede? Senin gibilerin bu ülkeye ihtiyacı var. Tamam. Sen bu ülkeden gidemezsin. Senin tamam. Gibiler giderse biz ne yaparız burada? Götürün götürün. Hala şu gibi geçmektedir. Bizim Akif, büyük, gelişik, kirlop gibi bir delikanlı. Bu da evli çağının geldiğini işaret eder. Anası da bunun farkındadır ha. Malum anaların gözüne böyle şeyler geçmez. Alle ne der anası, kalle ne der anası, bizim Akif'i evliliğe ikna eder. Akif'i zengin bir ailenin kızı olan Cillobe gibi İsmet Hanım derler. Hani Akif'in evi yanlışlı ya. Hani babası ölmüştü. Hani kader hala çileyle yorulmuştu. İşte o kader var ya, hala böyle böyle çileyle yorulmaya devam ediyor. Bu sefer devrin yanması Akif'i iş güvesi durumuna düşürmüştür. Dikkat edin lütfen. Allah Allah, kimse beni beklemiyor. Aa, Nuriye abla, buyur gel. Hoş geldin. Hoş bulduk gelin hanım, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Oo, evi çok güzelmiş gelin hanım. Teşekkür ederim, eksik olmayın. Yorgunluk için çay, kahve. Yok yok, sana diyeceklerim var, otur hele. Hayırdır? Ne oldu da abim böyle taşınmaya karar verdi? Dün bir, bugün iki. Bilemiyorum ki. Sorma edeceğiz, saat edemedim. İki gün önce babanın evine taşınsın, üzülür müsün dedi. Ne dedin peki? Ne diyeceğim? Kadın niye kocasını yiyordur? Nasıl münasip görürsünüz, öyle olsun dedim. İyi demişsin, mutlaka bir şey alınmıştır. Annem babam o üzüldesin diye etenden geleni yapıyor. Ama bilmem ki. Abim pek alıngandır. Üstelik neden alındığında belli etmez. Siz evlenene daha kaç gün oldu? Cuma'ya 4 hafta olacak. Dediğim gibi mutlaka bir şey alınmıştır. Belki çeyiz meselesini üzülmüştür. Nasıl çeyiz meselesi? Akif Bey kız tarafını getirtince yatırtınız takım için gerek yok dedi. Efendi babam da şerefsizi de getirtti. Tamam işte kesin ona alınmıştır. Konuşmaz ki anlayasın. Susar sadece. Ama kafasına koyduğunu da yapar abi. Bana gücem. İstediğini yapsın. Öyleyse size yol göründü. Belki de annemin yanına. Hayırlısı artık. Ay ne kadar yol olsun kız. Bizimki geçenlerde annemin yanına diyecek olur. Dediğine diyeceğine bir pişman ettim adamı. Benim için fark etmez. Ha annemin evi, ha babamın evi.
artık Akif Bey nasıl rahat edersin? Siz bilirsiniz Nedim, hayırlı olsun demekten başka bir şey düşmüyor bana. Şey benim misafirlerim gelecek daha. Ben meraklandım, kalktım geldim. Ben hoş gideyim gelin hanım. Ben de şurada toparlayayım. Hadi görüşürüz, kolay gelsin sana gelin hanım. Akif, yine de böyle bir kaderin içinde teselli olacak bir şeyler bulur. Adana görevini icra ederken toz toparlar, bir kızın daha olduğu haberini alır. Bu arada da bir Darülfünun'da edebiyat öğretmen olarak göreve başlar. Anlayınız lütfen. Bu Akif'in ilk defa arka arkaya aldığı mutluluk haberidir. Ama birazdan bu haber sevinç, fos diye sürecektir. Yazılarımı da yırtmışlar. Hayat uçtu adam.
Ne oldu burada böyle? Görmüyor musun? Mahvetmişler ortalığı. İkisinin ortası yok kardeşim. Ya geçmişte tüm bağlarını kuparıp Avrupa hocasın, ya da bu yobaz turusunu yaptığı gibi Müslümanlığı, Türklüğü, cehaletin çamurun içine iteceksin. Çok sana var mı matbaada? Bütün makineleri kırmışlar. Yığın ayazları yerle bir etmişler. Tekrar ne zaman çıkarmayı düşünüyorsun gazeteyi? Bir müddet ara verdik sadece. Susturduk sanıp sevmişlerdir hainler, kanemciler. Bırak böyle sansınlar. Bu yobaz turusu için en büyük tehlike bizleriz. Gerçek inananlar. Sence kim hazırladı bu oturmaz olayına? Kim olacak? O tabi, boyalı sakal. Meclisin mevzusu açıldığı gün, halkın ona salkışladığını gördün. O cesaret de şimdi bu çorabı örüyor halkın kafasına. Aman üstadım, duymasınlar. Senin başın öyle sonra bu çorabı. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Sanki hocadan çok korkardın ya. Ama senden ne istiyorum biliyor musun? Şu yobaz sayfasına şiirle cevap versen diyorum. Hazır bile, hazır Mikat. Şaka yapıyorsun. Hayır, şaka yapmıyorum. Bak dinle. Sanıyorlar kafa kesmekle, beyin ezmekle, fikri hürriyet ölür, hey gidi şaşkın hezele. Daha kuvvetlenir kan asıl olmuş toprak, ekilen gövdelerin hepsi yarın fışkıracak. Hüsnüler be, kesin düşmana darbe vuruyoruz. İnşallah Mikat, inşallah. Düşmanlar öteki tarafına zarar vermişler. İstersen oradaki zararlara bakalım. İnşallah fazla zarar yoktur. Hadi bakalım. Buyurun üstadım. Savaşın en çetin günleridir. O dönemde şiir, Akif için bir araçtır ki ne araç? Milleti uyandırmaktaki en etkili hayat. Halk gaflet ordusunda. Uyandırmak kolay mı? Bu büyük görev yine Akif'e düşer. Ne yapar o da? Şiire daha çok ağırlık verir ki bu gaflet duygusundaki insanlar uyanıverirsinler. Allah'ım sen yardım et bu millete ya Rabbi. Ah. Buyurun. Harbi üstadım, hasta mısınız? Bir şeyim yok, eşref ederiz. Gece okuduğum telgrafı bize alıp eder misin? Tabii ki üstadım, büyük bir sevinçle. Çanakkale harbi zaferle bitti. Düşman perişan olup Çanakkale'yi terk etti. Eşref Bey, kalemin Mehmetçiğin kanının azizliğini yüceltmekten acizdir. Siz bir askersiniz. Şunu okuyun. Eğer kahraman Mehmetçe layık değilse yırtıp atın. Tabii ki üstadım, memnuniyetle. Fakat sizin yırtıp atılacak bir şiiriniz olduğunu zannetmiyorum. Ey! Bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecza dinerek öptüğü pak anlı değer! Sana dar gelmeyecek makberi kimler katsın? Gömelim, gel seni tarihe desem sığmazsın. Üstadım fevkalade bir şiir bu. Ömrümde böyle bir şiir duymadım. Hele devamı. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Üstadım bu harfilade şiiri muhakkak Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'ne yetiştirelim. Dur Eşref, acelesin ya. Üstadım yarın ki neşerden çıksın. Anadolu'da yankılansın bu şiir. Yarın yapardık ya. Hayır üstadım, acele etmemiz gerekiyor. Kes gibi düşünen mübarek insanların yanında kurtuluşu başka milletlerin himayesinde gören, kendini bilmez, milli duygulardan yoksun insanlar da mevcuttur. Toplum dilinde, her kutunun içinde. Bak, nesiller mutlalı. Değerli milletvekilleri, ben İngiliz Mumpleri Cemiyeti adına konuşuyorum. Bugüne kadar İngiliz milletinin yanlış bir davranışta bulunan şahit oldunuz mu? Onun için bırakalım, İngilizler bize medeni ediyorsunlar. Tüm dünyaya İngilizler medeniyeti öğretti. Ama bu da İngilizler. İngiltere medeniyetin beşiğidir. Kurtuluş için İngilizlerin himayesine sığınmamız lazım. Ben size kurtuluş için Yüksek İngiliz Himayesi'ni teklif ediyorum. Ben Fransız himayesini teklif ediyorum.
millet, yarı medenimli ve vahşi milletler. Sevinerek söylüyorum ki biz tam vahşi sayılmayız. Bize yol gösterip, medeniyet öğretip, sonra da Allah'a ısmarladık diye bildirecek tek devlet Amerika'dır. Madem ki yenildik, madem ki galip devletler bizi parçalayacak, o halde birinin yardımına, desteğine ihtiyacımız var. Bu güçlü destek Amerika'dır. Ben onun için Amerika diyorum. Yaşasın Amerika! Neyse, bunlar olurken bizim Akif de boş durmaz. Balıkesir'deki büyük camide Kuvay Milliye konulu vaaz verir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslümanlar, milyonlarca, milyarlarca mahluk, yaşamak bizim hakkımız. Bu hakkı kimse bizden alamaz derken, biz hala maalesef mazimiz dönüyor, mazimizde yaşıyoruz. Şunu bilmenizi isterim ki, maziden ancak ibret ve kuvvet alınır. Cihan alt üst olurken seyre baktığında durdun da, şimdi bir serseri bir derbedersin kendi yurdunda. Bizi kendi yurdumuzda serseri ve derbedelenler, ebediyen serseri ve derbeder olsun inşallah. Amin. Muhterem cemaat, düşman Çanakkale'de kapılarımıza kadar dayanmış. O kapıyı da kırıp içeri girmek istiyor. İçeride namus ve şerefimizi çiğnemek istiyor. Bu zalim istilaya karşı koymak, genç, erkek, çoluk, çocuk, bütün insanlar üzerine farzdır. Allah rızası için bu farzı yerine getirelim. Allah davanızı zafer yapamasın. Amin. Allah sizleri iki cihanda aziz eylesin. Amin. Amin diyen bu cemaati nar-ı cehennemden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Amin diyen bu cemaati iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Amin. Arkadaşlar, ümit var olunuz. Şu istikbal ve inkılabat içerisinde en yüksek bir seda milletimizin sadası olacaktır. Niçin yerlerde sekmektesiniz? Yerlerde seken mahlukat çoktur. Siz semalarda şehballar gibi dalgalanmaya namzetsiniz. Kalkma ya, yeter artık Allah aşkına. Muhterem cemaat, sizlerden son bir isteğim var. Malum, millet olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemi hep beraber atlatmamız gerekiyor. Bazı ihtiyaçlarımız için arkadaşlar cami çıkışında sizlerden yardım talep edecekler. Elinizden geldiği kadar boş geçmeyin. Şunu unutmayın ki ne verirseniz elinizden o gelecektir sizinle. Muhterem cemaat, eğer bir çocuğunuza verdiğiniz kantin parasını, PlayStation parasını camiye vermiyorsanız imanınızdan şüphe ederim ben. Büyük bir azimle vatan kurtuluşu için çabalar. Ama Akif'in çabası gel gör ki bambaşkadır. O hiç farkında olmadan İstiklal Marşı'nı yazmak için Ankara'ya gider. Giderken de boş gitmez ha. Yüreğinde İstiklal Marşı'nın mısralarını da götürür. Ankara'ya giden Akif, Anadolu'nun bir minyatürü gibidir. Halkın sefaletini, çaresizliğini, askerlerin durumunu her haliyle yansıtır. Yeri duruttum bir, ambarda duruttum bir, o indenen çoruk yerdi, bunları unuttum bir, bunları unuttum bir. Misiri kuruttum bir, ambarda duruttum bir, neden çoruk yerdi, bunları unuttum bir, bunları unuttum bir. Selamünaleyküm Eşe. Aleykümselam, bir daha hoş geldin şu an. Hoş bulduk. Akif Bey yok mu? Göremiyorum onu. Adil anne, yanınızda görsün. İçeride, Ankara'dan gelen bir misafirle görüşeyim. Hayırlı olsun. İşleri bayağı genişletmişsiniz. Ama şuraları biraz daha onarsayız olmaz mıydı? Işıklar soluk, tavanın keresi kıvamıza düşecek, duvara sıvası düşecek. Lan bir şeyler dersin ama ne diyorsun? Sen bilmiyor musun ki biz zaten önceden matbaayla gelip işlerle uğraşayım. Ya şimdi savaş halinde, haliyle işlerimiz büyüdü. Anadolu'nun bütün neşriyatı bizde. Anadolu Postası desen zaten kafama yıkılmış. Gazeteler, ondan sonra Zuma, mektuplar desen zaten hususi bir kuryeyle bize geliyor. Haliyle işlerimiz büyüdü. Biz de ortamı biraz genişlettik. Nasıl olmuş? İyi olmuş, iyi. Yok, bir de kötü olsaydı. İyi olacaktı tabii ki. Üstadım Mehmet Akif sağ olsun. Gazetecilik değil, komplacılık da yapıyorsunuz öylesiniz. Ya ne gazetesi bu şahım? Biz onu yedik ha. O derdi o şinasının zamanındaydı. Sen şimdi sadece komitesinde de sana olur ha. Oo, Mithat hoş geldin.
Hoş bulduk usta. Nasılsın? Elhamdülillah. Sen nasılsın? Allah'a şükürler olsun. İyiyim. Arkadaşlar, az önce yolcu ettiğim zat Ankara'dan geliyormuş. Aşık Çukbaşa. Mustafa Kemal göndermiş. Mustafa Kemal artık burada durmamızı istemiyor. Ankara'ya dönüyoruz hep beraber. Dediğiniz çıktı Mehmet Akif Bey. Hayırdır Rıfat? Saray İbrahim Efendi'nin yerine Gürcüzade Şehir İslam olarak atanmış. Bekliyordum zaten. Duay Milliye için ertelen tek insandı İbrahim Efendi. Dürrüzade göreve gelir gelmesi istedikleri fetvayı hemen de vermiş. Dürrüzade değil, Dürrüzade mübarek. Arkadaşlar, artık burada duracak zaman değildir. Ben yarın Ankara'ya hareket ediyorum. Ferit, sen de arkadaşlara söyle, Duay Milliye'de bir yaptık mısın? Tamam mı koçum? Allahu Ekber, Allahu Ekber! Allahu Ekber, Allahu Ekber! Allah, üstadım ezan okunuyor. İsterseniz camiye geçelim, Cuma'yı kalalım. Gidelim de, bu kadın adresi var mı bakalım? Var üstadım. Nasıl oldu? Bu sefer almıştım. Tamam. Geçen gün gibi yapma ama, çabuk gel. Tamam ustam, sorun şu an. Ben. Maaşınızı almamışsınız. Hayır. Neden sordun? Geçen ayda almamıştınız da. Borç yemin sizin değil Hasan Basri. Hem ben sana doğru bir şey söyleyeyim mi? Ben bu maaş hak ettim mi? İnanmıyorum. Kendimi suçlu gibi hissettim şimdi. Çünkü ben biraz önce aldım maaşımı. Hasan Basri. Biz devlete yardım etmeliyiz. Bence mebus seçilen her kişi her ay belirli miktarını devlete vermedi. Çok olsunuz vallahi. Öyle değil mi ama? Madem hizmet ediyoruz, hizmetimizin makbul olması için darbolana yardım etmeliyiz. Şimdi darbolan devlet. Size bir şey soracağım. Kaç para var cebinizde? 2 lira var. Gördünüz mü? Sırtınızda palto yok. Arkadaşlarınızın paltosunu kullanıyorsunuz meclise giderken. Yani o başla bu başla ya. Hem Hasan Basri. Ben olmayacak bir şey söylediğimin farkındayım. Ama olsaydı ne iş olurdu değil mi? Hasan Basri, gel bir meclise gidelim. Bakalım yeni bir haber var mı? Belki güzel bir haber vardır. Yine kara haber verdin bana. Buyurun ben. Dinledeki ilan okudunuz mu? Okumaz mıyım? Bence geç bile kaldı. Yazılacak İstiklal Marşı öyle bir marş olmalı ki milli mücadele ve kahramanlık destanını en iyi şekilde aktarılmalıdır. Ve gelecek nesillere çok güzel bir şekilde ışık tutmalıdır. Bu marşı sizden daha güzel özel yoktur üstadım. Ben bu yarışmaya katılmayacağım efendi. Katılmayacak mısınız? Evet katılmayacağım. Peki sebebi ne? 2 sebebi var. Birincisi ben o heyecan aksettirebileceğime inanmıyorum. İkincisi de para vaat edilmiş bir şehrin istiklal kaygısını taşıyacağını sanmıyorum. Akif'in kararını değiştirecek olan o sesler koridordan duyulur. Hadi ya, demek öyle yapmışlar. Böyle saçmalık olmaz efendim. Şiir bu, içten gelen duygularla
Şahsen ben bu müsabakaya karşı değilim. Sor bir niye? Niye? Tüm dünya devletlerinin bir İstiklal Marşı var. Bizimki nerede? Nerede? Yok. Elbette canım. Ben karşıyım mı dedim. Senelerce marşımızın olmamasının acısını çektik. Hiç unutmam. Bir keresinde Itri'nin tekbirini İstiklal Marşı diye okumaya kalkmıştık. Dur canım. O da bir şey mi? Geçen yıl Paris'teki milletler arası bir konferansta bizimkilere sormuşlar. Sizin İstiklal Marşınız yok mu demişler. Bizimkiler ne yapsa beğenirse. Ne yapmışlar? Hamsi koyup tavaya sıçradı gitti, tavaya sıçradı gitti, tavaya sıçradı gitti. Hey! Dilara! Diye Karadeniz türküsü söylemişler. Bu ne ya? Bu ne rezalet ya? Yok mu koca ülkede adam gibi maçlanacak biri? Yok. Ya sen almanı boş ver. Bunlar boş işler. Bizi ilgilendirmez. Bak yılbaşı yaklaşıyor. Christmas, Christmas. Biz hangi paşanın konağındaki partiye gideceğiz ha? Hallettik mi onu? Hangisinde kız çıksa oraya gidelim. Bence de. Ama sarışınların olduğu yere daha çok gidelim. Ben onları seviyorum. Valla hoşuma göre çıtır oluyorum. İlanın verilmesinin üzerinden bir hayli zaman geçmiştir. Bunu üzülerek söylüyorum. Ne yazık ki hala Türk milletine yaraşır bir marş yazamamıştır. Sırf bu yüzden Akif'in içinde fırtınalar, hatta tornadolar kopar. Ama meteorolojinin bundan haberi bile yoktur. Akif yine de bu haliyle marşı yazmamakta, müsabakaya katılmamakta kararlıdır. Bu marş mutlaka yazılmalıdır, yazılacaktır. Bunun da tek yolu Akif'i ikna etmektir. Bakalım bu ulvi görev kime gidecektir? Rahatsız ediyorum ya. Oo sen basın gel bakalım. Ben de nasıl seviyorum şu an. Ben de nasıl bu üçü bir arada aldım. Sever mi? Sağ ol ustam. Ben içimle geldim. Bu aralar çok yoğun. Başımı kaşıyacak vaktim yok mu? Hayırdır ya? Neden bu yoğunluk? İstiklal Marşı yazıyorum. Sen mi? Yazılanları beğenmemişler. Niye gidiyorsun? Yazamaz mıyım? Niye yazamayacakmışsın canım? O kadar zor mu İstiklal Marşı yazmak? Ne yapalım? Asıl yazması gerekenler bir köşeye çekilirse meydan bizlere kalır. Yine laf atıyorsun Hasan Basri. Öyle değil mi ama? Asıl yazması gereken siz değil misiniz? Evet, haklısın. Ama biliyorsun şu para meselesi var. Yok para meselesi yok. Bugün Marif vekiliyle görüştüm. Parayı kaldırdılar. İsterseniz müsabaka dışı bir şiirle katılabileceksiniz. İnanmam Hasan Basri. O siyasilerin öyle dediğine bakma sen. Bunların bir dediği bir dediğini tutmaz zaten. Bugün para yok derler. Yarın getirir, yapıştırırlar ardına. O zaman buyurun bakın. Size 5.000 lira yazar. Resmi yazın ya. Sen ne Yunoğlu cinsin. Ben çıkıyorum, akşama görüşürüz. Tamam görüşürüz. Neyse, ben de şu kahvemi fazla edeyim bari. Vermiş olduğumuz Kurtuluş Mücadelesi'ni bize ve tüm dünyaya anlatacak olan o eşsiz İstiklal Marşı Akif'in kafasında yavaş yavaş şekillenir. Şimdi bu cennet vatanın yoluna, hayır yolun olmaz. Baylar dün, baylar dün. Şimdi bu cennet vatanın uğruna, evet uğruna. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Selamünaleyküm Eşref. Üstad yok mu? Şşşt! Yavaş mı? Abi içeride yazar galiba. Demin gün bir yerden dışarı çıkacak oldu. Beni gördü, acele acele içeri girdi. Allah kolaylık versin. Amin amin. Valla benim kadar sağ saydı. Acaba içeri getirsem mi diyorum bize tavşan gari. Sabahtan beri de ağzına bir lokma koymayız. Götür bakalım, biraz kendine gelir bence. İyi. Hadi seni sevecek de ben üstadına bir içeri geldim. Tamam Eşref. Allah'ım, almam gerekiyor. Almam gerekiyor. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Aman Allah'ım, bunu yazmalıyım. Çok güzel bir dize. Bunu yazmalıyım.
Kalem nerede? Kalem? Kalem yok. Eyvah, ışık da sönüyor. Allah'ım neydi, unutmamam lazım. Ben ezelden beridir... Bari şu çakıyla duvara kazayım. Allah'ım yardım et. Ben ezelden beridir hür yaşadım. Hür yaşarım. Oh Allah'ım şükürler olsun. Unutmadan yazdım ya Rabbi. Hay Allah, kalem de buradaymış ya. Boşuna duvara zarar verdim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan okundu. Oo üstadım siz kalkmışsınız bile. Hiç uyumadım ki daha. Sadece de nasıl yani, hiç uyumadınız? Yatağa girmedim köyüm ama az önce şurada sızmışım. Nasıl gidiyor şu giriş çalışmaları, bitirebildiniz mi bari? Çok güzel. İnşallah bitecek bugün, eşref edin. Yalnız üstadım çok yorumsunuz. Gözleriniz de kıpkırmızı. İsterseniz siz bir içeri geçin, dinlenin sonra devam edersin. Ben de bu arada size bir kahvaltı hazırlayayım. İyi olur vallahi, ağzından bal damlıyor. Siz dinlenin biraz üstadım. Paşa ne demiş biliyor musun? Kim demiş, ne demiş, niye demiş? Tamamlasana sözünü. Mustafa Kemal Paşa, İstiklal Marşı için bunu yazsaysa Akif Bey yazar demiş. Doğru demiş. Ben de öyle diyorum ama devlet sınırı gibi saklıyor. Size okumazsa bize hiç okumaz. Ama söz verdi değil mi? Bizim matbaada yayınlayacak. Hele bitirelim, bir düşünürüz dedi. Arkadaşlar, arkadaşlar durun. Durun. Dinleyin ve Allah rızası için fikrinizi söyleyin. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak! Sönmeden yurdumun üstüne tüten en son ocak! O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir, o benim milletimindir ancak! Nasıl, nasıl olmuş? Estağfurullah efendim, haklimin... Nasıl olmuş, nasıl? Dilim tutuldu, böyle müthiş bir şey duymadım. Anladın mı? Anlamak üzere. İnşallah tamamlayacağım. Buyurun, oturun Akbeyiz. Üstad, bunu muhakkak tamamlamalısınız. Biz şikayetçiye tamam, çalışmaya devam edelim. Tamam, siz çıkın. Kolay gelsin size. Hadi Hikmet Başkanım. O zaman yazılabilirdi bu şiir. Tebrik ederim Mehmet Akif Bey. Böyle bir şeref kimseye nasip olmamıştır şimdiye kadar. Alkışları duydunuz. Marşınız üçüncü defadır kürsüden okunup kürsüden dinleniyor. Bizzat Mustafa Kemal Paşa emretti ayakta okunup ayakta dinlenmesini. Lütfettiler Cemal Efendi. Böyle oldu. İyi de efendim siz nereye? Eve gidiyorum efendim. Böyle bir zamanda eve mi gidilirmiş canım? Kalkıp merasimini demeyecek misiniz? Hayır Cemal Efendi. Ben vazifemi yerine getirdim. Milletim için bir marş almak istemiştim. Onu yapmaya çalıştım. Öyleyse sizi yolcu edeyim. Hey gidi günler. O günler ne samimi, ne heyecan verici günlerdi. Kurtuluş dakikalarının beklendiği bir zamana yazılan o marş, o kıymetli günlerin birer hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Artık onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. Allah bu millete bir daha o günleri göstermesin inşallah. O şiir artık benim değildir. O milletimindir. Benim milletime karşı en kıymetli hediyemdir. Milletimin de bana vermiş olduğu en kutsi bir değerdir. Kaysanızdan uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker.